الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. محترم المؤمنات، değerli Müslümanlar, mübarek üç aylar dediğimiz Şuhur-u Selase adıyla kitaplarda, kaynaklarda adı geçen, bahsi geçen Allah-u Teala'nın özellikle ümmet-i Muhammed'e ikram ettiği, ihsan ettiği üç aylar dediğimiz zaman geldi, mevsim geldi, vakit geldi ve dün akşam idrak edilen regaib kandiliyle üç ayların takvimi başladı. Bunun yanında diğer olaylar da başladı, başlatıldı. Allah-u Azimüşşan'ın ihsan ettiği günlerde adeta Allah'ın azabı da İslam aleminin üzerine çökmeye başladı. İbret sahibi olanlar, basiret sahibi olanlar tabii birçok şeylerin farkındadırlar. Farkında olmasalar bile farkında olmak zorunda kalacaklar. Lakin olaylar, meseleler hususunda konuşmak, izahat vermek, açıklama yapmak için vakit henüz erken. Vakit henüz erken. Ancak bizim burada üzerinde durmamız gereken, sorumlu olduğumuz Allah-u Azimüşşan'ın üzerimizde sorumluluk çimşeklerini çaktıracağı hususlar nelerdir, hangi hususlardır, hangi meselelerdir? Bu noktayı biraz açmak ve ezan-ı Muhammediye kadar mümkün mertebe bu hususu hülasa etmek. Yani özet olarak, kısa olarak açıklamak gerekiyor. Zira meseleleri Hazreti Kur'an'ın ışığında, yine meseleleri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesinin ışığı altında incelemeye alırsak saatlerce durmak lazım üzerinde. Saatlerce. Çünkü zaman olmadan meselelerin tavzihi, tefsiri, tafsili mümkün değildir. Zaman olacak. Geniş zaman olacak. Tahammül olacak. Ve bunun yanında tabii anlayış, idrak, izan, akıl ve bütün insani melekeler hareket halinde olacak. Sadece Rabbi Rahim-i Zülcelal'den istediğimiz, gerek dünya üzerinde, gerekse toprağın altında, toprağın üstünde de olabilir, yoktur diyemeyiz. Allah-u Azimüşşan'ın sevdiği, merhamet ettiği, muhabbet ettiği insanlardan dünyada, toprağın üzerinde yaşayanların içinde sevdiği olabilir. Kullar hürmetine toprağın üzerinde eğer yoksa toprağın altında yatan şehitler, veliler, nebiler hürmetine alemi İslam için hazırlanmak istenen tuzakları hazırlayanların başına bela eylesin inşallah.
Efendiler, geçen ders kısaca temas etmiştim. Kur'an-ı Mübin ısrarla tekrar tekrar bize yaratıcı olduğunu, yaratıcı olduğunu çok ısrarlı bir şekilde anlatıyor. Bu çok önemli. Hakikaten gerek fikri fesatların fikir alanında fesat, fesat kelimesini zamanımızda çok kullanılan bir kelimeyle tercüme edebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de fesat kelimesi çok geçiyor. Fesat, fesat, fesat. Zamanımızda çok kullanılan kelime de anarşi yahut terör. Anarşi, fesat kelimesi bir bakıma anarşi kelimesiyle yakın anlamlı, yakın manalıdır fesat. Allah'ın yaratıcı oluşu, mahlukatı yaratmış olması hususu, bugün içinde bulunduğumuz beşeriyet alemindeki fesatların, fitnelerin, felaketlerin, çözülmelerin, bozulmaların, sapıklıkların, sarsıklıkların, bataklıkların hepsinin temelinde Allah'ın yaratıcı olduğu hususundaki fikri fesattan kaynaklanıyor. Fikir fesadı. Fikren fesada uğramış beşeriyet. Fikren. Evvela düşünce alanında, düşünce ortamında, düşünce hususunda. Çünkü yeryüzünde düşünebilen tek varlık insanlardır. Düşünebilen. Allah-u Teala hayvanlara düşünmek kabiliyeti ve özelliği ve cevheri vermemiştir. Yalnız ve yalnız düşünmek hususu, düşünebilmek, nereden geldiğini, nereye gideceğini, ne yapacağını, ne alacağını, ne vereceğini, karını, zararını, güzelliği, çirkinliği, kötülüğü, iyiliği, yukarıyı, aşağıyı, bütün bunları düşünebilme özelliği sadece insanlarda var. Başka yok. İşte bu alanda meydana gelen terör, bu alanda meydana gelen fesat çok tehlike, çok bela. Bakınız, hılkat aleminde, yani yaratılış aleminde ilk fesadı, ilk terörü fikri olarak, fikir alanında, fikir sahasında ilk anarşiyi ve ilk terörü Kur'an-ı Kerim bize pek açık izah ediyor. Buradan meseleye başlayalım. Estağfirullah. وَاِذْ كُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ Hazreti Allah Celle Celaluhu bu okuduğum ayet-i ilahiyede pek açık surette bir vakayı haber veriyor, bir olayı, bir olay. Allah'ın murad ettiği bir olay. Allah öyle istemiş, öyle olmuş. Allah-u Teala neyi isterse olmaz mı? Tereddütsüz olur. Onu engelleyecek hiçbir kudret yoktur. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ شَيْئًا Allah bir şeyin olmasını murad etti mi, onun olmaması mümkün değil. Kün der, feyekûn, o derhal olur. Müslümanların imanı ve iman ölçüleri bunlardır. Bir olaydan haber veriyor Rabbimiz. Hazreti Adem'i yarattığımız zaman diyor, hılkat, yaratılış başladı. Hazreti Adem'i yarattığım zaman, halk ettiğim zaman وَاِذْ كُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ meleklerin tamamına emir verdik. Emir,
Allah-u Teala'dan bir emir geliyor. Ne emri bu? Üskudu li Adem. Hazreti Adem'e secde edin. Bakın. Adem'e secde edin. Sözü, kelamı, kavli. Emir midir, değil midir? Emirdir. Secde edin. Emir yukarıdan geliyor. Emir Allah'tan geliyor. Emir yaratıcıdan geliyor. Yaratıcı, halik. Hallak-ı alem, halik-ı alem. Alemin, alemlerin yaratıcısından geliyor. Bunu çok iyi bilen melekler bu emre derhal fa-i takibiye Arapça. Emri takiben, emrim takip fe-secedu. Hepsi secde ettiler. Bütün melekler bila istisna Allah'tan gelen bu emre uydular, secde ettiler diyor Kur'an-ı Kerim. Ancak illa iblis. Ne demek illa iblis? İblis adındaki şeytan secde etmedi, emre uymadı, emri dinlemedi. İşte yeryüzünde yaratılış nizamı başladıktan sonra Allah'ın kendi mekanı Hazreti Adem'i yaratmasından sonra ilk terör, ilk anarşi kimin tarafından işlenmiş oluyor? İblis tarafından. İlk fesat. Fesadı evvel. İlk fesat. İlk terör, ilk anarşi. Çünkü fesat ile yahut anarşi ile ifade etmek istediğimiz mana doğrudan doğruya yaratıcının hükmüne karşı gelmekle alakalı bir olaydır. Herhangi bir adamın emrine karşı gelmek terör oluyor da Allah'ın emrine karşı gelmek terör olmaz mı? Ne dersiniz efendiler? İslam'ın gözüyle bakarsan böyle olur. Biz hadiselere İslam gözüyle bakmaya alışmadık ki. Gazetelerin yazdığı gibi hadiselere bakmaya alıştırıldık. İşletildik. Yönlendirildik. Haber merkezlerinden işittiğimiz haberlere göre haşa düşünmeye başladık. Bizi böyle alıştırdılar. Hani şimdi bir savaş var. Görüyorsunuz. Futbol maçını nakleder gibi savaşı dakika dakika naklediyorlar. Yapmışlar, etmişler, çizmişler, yazmışlar, kameraları hazırlamışlar, kendileri kendilerine haberleri yazan onlar, yayan onlar, yapan onlar, eden onlar, konuşan onlar, hep onlar. Zavallı Müslümanlar da oradaki konuşmalara göre şartlanıyor, şekilleniyor ve onların propagandacısı olarak düşünmeye başlıyor. Bizi şartlandırmışlar. Nasıl cahilesiniz köylerde hani tavuklar vardı köylerde. Çiftlik tavuklarını söylemiyorum. O tavukları besleyen köylü kadın etrafa dağılmış olan tavukları toplayıp da yem vermek için bütün bu tavukları bir araya getirmek için o tavukları bir şeye şartlandırmıştı. Bir sese, bir ses alıştırmış onları. Cü 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 diye bir ses. Bu sesi yapar yapmaz bütün tavuklar toplanır. Bu tavuklar o sese ne olmuşlar? Şartlanmışlar. Biz de bugün gazetelerin yazdıklarına şartlanmışız. Allah'ın kitabına değil. Acaba anlatabiliyor muyum bu noktayı? Onun için sağlam düşünemiyoruz. Onun için adeta kafalarımız, zihinlerimiz, mantıklarımız, muhakemelerimiz basın yayın organlarının işgali altında mı değil mi? Ne dersin? Altında. Ne söylerse onu dinliyorsun. Ya bir kere burada ittifak edelim. Bir kere bu eksiğimizi, bu zaafımızı anlayalım. Biz zavallı insanlarız. Onlar haber sistemlerini, CNN televizyon sistemini kurmuşlar. Efendim, Associated Press Ajansı'nı İsrailoğulları kurmuşlar. Ajans France ve daha buna benzer korkunç teşkilatlarla
dünya Müslümanlarını istedikleri gibi haber vererek, istedikleri gibi haber yazarak yanlandırıyorlar, şartlandırıyorlar, yönlendiriyorlar. Sen onlar gibi düşünüyorsun. Müslümanları bile parça parça etmişler. Bir zamanlar Beyrut'ta, Beyrut biliyorsunuz Lübnan'ın başşehri. Senelerdir, 25 senedir orada iç savaş var, iç karışıklık. Gruplar çatışıyor, çarpışıyor, fırkalar, zümreler, mezhepler, Müslümanlar, Hristiyanlar, kıyamet içerisinde Beyrut. Haber merkezleri, oradaki çatışmaları haber verirken ne diyorlardı? Savcı Hristiyanlarla solcu Müslümanlar çarpıştı. Savcı Hristiyanlar, solcu Müslümanlar. Savcı Hristiyan, solcu Müslüman. Senelerce haber merkezleri bu haberi vermedi. Bakın, istediği gibi yapıyor, oynuyor adam. Müslümanları bölmüş, parçalamış, kelimeler, kavramlar, mefhumlar, fesatlar, fitneler ekmiş, ekmiş, ekmiş. Müslümanlar şimdi müstakil düşünemiyor, müstakim düşünemiyor, Kur'an gibi düşünemiyor, Hz. Muhammed Mustafa gibi düşünemiyor, yayın organlarının gibi düşünüyor, TRT gibi düşünüyor, falan gazete gibi düşünüyor, falan yazar gibi, falan profesör gibi düşünüyor. Şartlanmış, parsellenmiş, işgale uğramış zihinlerimiz. Bunu anlatmak zorundayım. İlk terör yeryüzünde iblis, yani şeytan tarafından ortaya kondu. Ve Allah'ın Adem'e secde ediniz emrine ve hükmüne karşı geldi. Karşı geldi. Bakın şimdi, fikir alanında bu terör çıktı diyordum demin. Fikir, düşünce, mantık, muhakeme, kafa, zihin alanında bu kargaşa çıktı, bu terör çıktı derken şimdi anlatacağım. Hazreti Allah Celle Celaluhu kendisi yarattığı mahlukatı çok iyi biliyor. Melekleri de biliyor, şeytanı da biliyor. Amenna. Açıklamasına ihtiyacı yok, sorgulamaya ihtiyacı yok, yargılamaya ihtiyacı yok, Allah hepsini biliyor. Ama insanlar bilsin, insanlar anlasın, insanlar ibret alsın diye şimdi şeytanı Hazreti Allah sorguluyor, sorgulamaya çekiyor. Sorgulama. Mâ menâke ellâ tescüde iz emertüke. Ey iblis, meleklere emrederken sana da emretmiştim, sen de onların yanındaydın, yakınındaydın. Adem'e secde edin dediğin zaman seni secde etmekten alıkoyan neydi? Sen niçin secde etmedin? Gayet tabii bir sual. Bakın iblisin, şeytanın cevabına. Fikri terör. Fikren, demek ki insanlar fikren fesada uğramazlarsa hayatlarında fesada uğramazlar. Evvela fikir fesada uğruyor, sonra hayat fesada uğruyor. Düşünce alanında en büyük terör, en büyük anarşi, fikir anarşisidir. Düşünce, kavram, kelime, mana anarşisidir. En büyük tehlike buradan kaynaklanıyor. Şeytan bu suali ilahinin, Allah'ın bu sualinin karşısında cevaben dedi ki, اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ Ben Adem'den daha hayırlıyım. Ben Adem, sen yaratmış olduğun Adem'den hayırlıyım. Ondan üstünüm, ondan ilerideyim. Ondan öndeyim, ondan gözdeyim, ondan kıymetliyim. Bakın, ukalalığa bakın şimdi. Kimin karşısında konuşuyor bu? Ben ondan hayırlıyım diyor. Ben ondan gözdeyim, ben ondan ilerideyim, ben ondan daha kıymetliyim diyor. Ben ondan daha güçlüyüm diyor. Ben ondan daha üstünüm diyor. Şimdi diyor. Niçin? Halakteni min narin ve halaktehu min tîn diyor. Cevap. Cevabı devam edilsin. Halaktehu, halakteni min nar. Beni ateşten yarattın. Beni ateşten yarattın. Ve halaktehu min tîn. Onu da topraktan yarattın. Ateşten yaratılmış olmasını bir üstünlük gibi telak kafaya koymuş. Evvela iblisin
kafası bozulmuş, farkında mısınız? Bir milleti, bir milletin kafasını bozmadan hayatını bozamazsınız. Nereden geliyor? Bir milletin zihnini bozmadan hayatını bozamazsınız. Bir milletin düşünce sistemini bozmadan, saptırmadan onun aile hayatını bozamazsınız. Fikir fesadı derler buna. Onun için durmadan yayın yapıyorlar. Yazarlar, çizerler, karikatüristler, profesörler, doçentler, asistanlar, doktorlar, tiyatro yazarları, sinema, sinema, sinema. Sebep, insanların zihinlerini bozmak ve fikir terörizmini hazırlamak. Ben ondan hayırlıyım dedi. Onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın. Bakınız, burada sünnitliği anlatmak istiyorum. Şeytanın kafir olmasının, lanete uğramasının sebebini anlamamız lazım. Bunu anlamak zorundayız. Bunu anlamak farz-ı ayın herkese. Şeytan Allah'ı tanımadığı için mi lanete uğradı? Ne dersiniz? Hayır, tanıyor bakıp. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmediği için mi lanete uğradı? Hayır. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyor şeytan. Ne diyor? خَلَقْتَن۪ي مِنْ نَارٍ Beni ateşten yarattın. Yarattın demek de Allah'ın yarattığını tasdik etmiyor mu? Yarattın diyor bak. Ha, demek ki Allah'ın yaratıcı olduğunu tasdik etmek, Allah'ın yaratıcı olduğuna inanmak meseleyi halletmiyor. Herkes Allah'a inanıyor. Herkes Allah'ın yaratıcı olduğuna inanıyor. Lakin görüyorsunuz ki şeytan da Allah'ın yaratıcı olduğuna inanıyor, inanmış, inandığını ifade ediyor. Bunu Kur'an'a da görüyor ama yine lanete uğramış, yine ebediyen şeytan kafir olmuş. Sebep ne acaba? Düşündünüz mü? Düşüncenizden bu hususu geçirdiniz mi? Efendiler, mesele şudur. Bugünkü kargaşaların, bugünkü felaketlerin, musibetlerin, alem-i İslam'ın uğradığı afetlerin temelinde fikren, düşünce, zihin, kafa yapısında ve alanında önce bu fesadı anlamak lazım, farkına varmak lazım. Önce bunu ayıklamak lazım. İstiklal de böyleydi. Kafada, her şey kafada başlıyor. Bakın hemen misal arz edeyim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'yi biliyorsunuz fetheyledi. İzâ câe nasrullâhi vel fetih. İzâ câe, hepiniz biliyorsunuz. Bu fetih Mekke'nin fethidir. Ve râiten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâca. Allah'ın dinine bölük bölük insanların katılması Mekke fethinden sonra olmuştur. Biliyorsunuz. Mekke'yi fethetti. Peygamber Zişan'ın ilk işi Mekke'nin ortasında hangi bina vardı? Kâbetullah, Kâbe binası, Beytullah dediğimiz Kâbe. Kâbe'nin içinde 5 tane büyük put vardı. 5 tane büyük put, 5. Hübel, Lat, Menat, Uzza ve diğerleri. Büyük putlar Kâbe'nin içindeydi. Ortasında. Kâbe'nin içine girdi, fetih müyesser olur olmaz. Evvela bu Kâbe'nin içindeki putları teker teker temizlemeye karar verdi. Bakın Kâbe binasını yıkmıyor. İçinde put vardır diye Kâbe'nin binasını yıktı mı Peygamber? Yıkmadı. İslam'da yıkmak yoktur. Temizlemek vardır. Tahir deniyor buna, temizlemek. Kâbe binası aynen kaldı, aynen durdu. Dokunmadı ona, kırmadı. Hiçbir şey dokunmadı. İçeri girdi, putların en büyüğü olan Hübel adındaki puta Allah'ın Resulü yaklaştı. Sağ elinde
ihtiyarlarımızın elinde bulunan çengelli bastona benzer bir baston vardı, sopa vardı. Dikkat! Bir elin boynuna taktı, ben yukarıda duruyor. Boynuna taktı, çekip yere düşürecek, hakaret anlamında. Yere düşürecek. O zaman henüz iman etmemiş olan, lakin Müslümanların Mekke'yi fethetmesinden kuvvetli, güçlü olmasından dolayı karşı koyamayan, ses çıkaramayan bir sürü putperest adam vardı orada. Müşrik onlar, henüz iman etmemişler. Fakat kafalarında öyle bir fesat yerleşmiş ki, yaklaştılar Hazreti Peygamber'in yakınına, dediler ki, ha şimdi Muhammed dediler, belasını bulacak, Hübel onu çarpacak. Boynuna, hani o bastonu takıp çekiyor ya çekecek, çekerken Hübel dediler, bu hakarete dayanamayacak, Muhammed'i parçalayacak. Vallahi böyle inanmışlar. Bak kafaya oturmuş bu ya, kafa. Önce kafana basıyor fesat. Meydana filan çıkma daha, kafada. Böyle bekliyorlar arkasında. Şimdi Hübel Muhammed'i çarpacak, mahvedecek diyorlar. Gür dikkat bakıyorlar. Şimdi aynen bugün de öyle, geçmişte de öyle. Rusya süper güç idi. Onun mağlup olması, yenilmesi mümkün değildi. Ve Deniz Gezmiş adındaki zavallı hayatta olsaydı da şimdi olsaydı yenilmesi, mağlup olması, dağılması mümkün değildir diye iman ettiği Rusya'yı şimdi görseydi ne olurdu? Bakın o gün geçtiğin kafasına ne biçim fesadı doldurmuşlar. Yenilmez bir kudret. Şimdi de Amerika'nın yenilmeyeceğini, yenilemez bir kudret olduğunu Müslümanların kafasına sokuyorlar, baban sokuyorlar. Biliyor musunuz? Fikir hesabı ver buna. Zihinlerden bakıyor terör. Müslümanın itikadına göre yenilmesi, mağlup edilmesi mümkün olmayan tektir, kudretler o kimdir? Hazreti Allah'tır, bitti. Bakın, müşrikler bizim de kafalarımızı bakın nasıl ütülemişler. Ütü şekillendiriyorlar. Müslüman böyle mi olur? Hübel Muhammed'i çarpacak dediler. Kür dikkat! Bakıyorlar, bakıyorlar. Resulullah Hübel'i çekti, küt diye yere yıkıldı ve boynu kırıldı. Şimdi arkadaki o merakla, dehşetle, şiddetle, hayretle bakan putperestler, Allah Allah dediler ya, Hübel bir şey yapmadı. Aa, hayret! Fakat kafaya öyle oturmuş ki o fesat, o fikir terörü, zihin, mantık terörü öyle oturmuş ki, dediler ki, tabi Peygamber Hübel'i devirdi, ondan sonra Lat'ın boynuna çengelli bastonu taktı. Lat, bu da büyük bir put. Lat'ın boynuna taktı. Dediler ki, yok, merak etmeyin, telaşa düşmeyin. Hübel, Muhammed'i parçalama vazifesini Lat'a vermiş için Lat bu işi yapacak dediler. Vallahi böyle, bir diktatör böyle yazıyor. Adamları nasıl yönlendirmişler görüyor musunuz efendiler? Putperestler böyledir işte. Dünyada en rezil vaziyet putlara tapmaktır. Putlara tapandan daha aşağılık mahluk yoktur. Beyni kalıplaşmış, zihni tapılanmış, şuuru parsellenmiş, beyni işte başka türlü düşünemez hale gelmişler ki, dur bakalım dediler, bunda bir iş var, galiba Menat putu bu işi yapacak, sırayı ona vermiş o. Menat'ın da boynuna taktı ya. Bakalım bu yapacak, bakalım bu yapacak. Hepsini teker teker devirdi Peygamberi Zişan. Ooo dediler ya, meğer bunların hiçbir kıymeti, hiçbir ehemmiyeti yokmuş. Biz boş şeylere takmışız diye sonunda anladılar. Ama çok zor anladılar. Fakat beyinlere nasıl ipotek koymuşlar görüyor musunuz? İslam alemini de şimdi şartlandırıyorlar. Falan falan yenilmez. Falan süper güç. Falan şöyle, falan böyle, çökmez. Teknoloji, silahlar, bunlar Müslümanların kafasına put koyuyorlar.
görüyor musun? Nereden nereye mesele geliyor görüyor musun? Şeytanın da kafasına ateşten yaratıldığı fikri saplanmış, ateşten yaratılmış olmayı topraktan yaratılmış olmaktan daha üstün görme fikrine, fesadına kapılmış, bu fesadı yaratıcının huzurunda ortaya koydu. Ben ondan hayırlıyım dedi. Sen Allah'san ben de şeytanım. Beğenmedi. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyor. Bakın Allah'ı inkar etmiyor. Şeytanın kafir olmasının sebebi Allah'ın inkarı değildir. Allah'ı tanıyor, Allah'ı biliyor, Allah'ın yaratıcı olduğunu tasdik ediyor. Buna rağmen kafir oluyor. Niçin? Niçin? Allah'ın insanlar hakkında koyduğu hükümleri kabul etmediği için. Hüküm. Allah'ın hükmünü kabul etmemek, Allah'ı kabul etmemek demektir. Bunu biz cemaat müslimine anlatamıyoruz. En büyük terör burada. En büyük terör burada. Hala yığınlarla insanlar aydın dedikleri okumuş, yazmış, yazarlar, çizerler, prodüktörler hala Kur'an-ı Kerim'deki başörtüsünün Allah'ın kadınlar için, Müslüman kadınlar için koyduğu bir hüküm olduğunu kabul etmiyorlar. Ama Allah yaratıcıdır diyorlar. Hem Allah biz de Müslümanız, biz de müminiz. Efendim biz de iman etmişiz, Allah vardır, Allah yaratıcıdır diyorlar. Allah'ın kadınlar için koyduğu başörtüsü hükmünü kabul etmiyorlar. Bu adam ne olmuş oluyor? Kafir olduğu gibi iblis. Aynı terörün içinde, aynı çıkmazın içinde, aynı açmazın içinde, aynı fesadın içinde. Bakınız. Kısa bırak. Bunu anlamak zorundayız. Kafalara oturdu mu bir fikir toplar diyor. Onun için devamlı bir şekilde propagandaya yöneliyorlar ve televizyon denen alet ile 7'den 70'e insanları şartlandırıyorlar, şekillendiriyorlar ve artık siz olmaktan çıkıyorsunuz, televizyondaki propagandanın şekline göre şekil alıyorsunuz. Orijinal olmaktan çıkıyorsunuz ve bir başkanın modeli haline geliyorsunuz. Kuba tapanlar orijinal olmaktan çıkıyor, bir başkası oluyor. Başkasının kafası, başkasının yapısı, başkasının fikri haline geliyor. Ve kafasını, bir adamın zihnini, aklını, kafasını çaldınız mı, o adamın ırzı, namusu, her şey sizin olmaya başlıyor. Ve o sizin köleniz oluyor. Müstemlekeniz oluyor. Ve sizin artık emrinizi dinleyen robot haline geliyor. Robot. Düşün ki Nazım Hikmet diye, Nazım Hikmet namında bir şair vardı vaktiyle. Malum komünist oldu. Hapsedildi. Hapisten kaçırdılar. Ve uçağa bindirdiler, doğru Moskova'ya indirdiler, malum zamanlar, eski tabi bunlar. İndirdiler, Moskova'ya iner inmez hemen yere yattı ve toprağını öptü oranın, dedi ki beni Allah değil Stalin yarattı dedi. Tarihe geçti söz biliyorsun. Bakın adamın kafasını nasıl şartlandırmışlar görüyor musun? Öyle bir şairdi bu adam. İyi bir şairdi üstelik. Deniz bir insandı. Şaklandırılar. Bir insana böyle akıp gidiyor, çıkıp gidiyor. Beynine, aklına, fikrine, zihnine muazzam derecede hükmetmeye başlıyorlar. Kutperestlik böyle başlıyor. Kölelik böyle başlıyor. Sömürge böyle başlıyor. Emperyalizm böyle başlıyor. Her şey böyle başlıyor. Zihinden başlıyor, hayata intikal ediyor. Nikahsız yaşamaya alışmış bir kadın bir an geliyor ki yaşadığı nikahsız hayatı hayatın en güzeli kabul ediyor. Bakınız. Zamanla ona adapte oluyor, uyum sağlıyor, entegre oluyor, kendisini şartlandırıyor, şekillendiriyor ve bu şekilde
onun gibi düşünmeye, onun gibi giymeye, onun gibi yemeye, onun gibi oturmaya, onun gibi olmaya çalışıyor. Bugün milyonlarca insan modelcilerin, modacıların, futbolcuların aynı esiri, kölesi, cariyesi haline gelmiştir. Siz de biliyorsunuz. Onun için evvela İslam buradan başlıyor. Evvela kafayla başlıyor. Ne diyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La, lan elif biliyorsunuz boykot anlamına geliyor. İslam'da, dinimizde kelime-i tevhidin başındaki lan elif. La ilahe derken o lan elif reddetmeyi, kabul etmemeyi, zihinde, kafada, beyinde, mantıkta, muhakemede Allah'tan başka ne varsa hepsini söküp atmayı emrediyor. La ilahe, hiçbir ilah, hiçbir güç, hiçbir süper güç, hiçbir kudret yok. İllallah, Allah'tan başka. Buna biz tevhid diyoruz. Bakın İslam kafaya hükmediyor evvela, kalbe hükmediyor evvela. La ilahe diyerek başlıyor. Müşrikler ona karşı tabi tedbir alıyorlar, kargaşa çıkarıyorlar, fitne çıkarıyorlar, savaş çıkarıyorlar. Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem La ilahe illallah deyinceye kadar kavga var mıydı? Yok. Savaş var mıydı? Yok. Herhangi bir hareket var mıydı? Yok. Herkes bildiği gibi yaşadığı şartlar içinde işte fuhuşla, faizle, şundan bu o günlük hayatını yaşıyordu. O günün yönetimi bildiği gibi yönetiyordu insanları, Mekke yönetimi. Ebu Cehil'di başlarında o zaman. Ve kimse de Hazreti Peygamber'e bir şey demiyordu. Üstelik herkes sayıyor, seviyor ve siz de biliyorsunuz onun adını ne koymuşlardı? Muhammed'in Emin. Çok emniyetli adam. Emin demek emanet sahibi. Neyin varsa teslim et, korkma, dönüp bakmaz demek. Muhammed'ül Emin. Böyle diyorlardı, Ebu Cehil de böyle söylüyor, herkes böyle söylüyor. La ilahe illallah deyince tavır değişti, manzara değişti, tutum değişti, düşünce değişti. Allah'ın hakimiyeti gelirse Ebu Cehil'in hakimiyeti kalmaz. Telaşı, endişesi başladı. Onlar dediler ki ya bu Muhammed'ül Emin değilmiş. Mecnun, innehu le mecnunun. Muhammed deli oldu, deli oldu dediler. Deli oldu, görüyor musunuz? Biraz evvel emin idi, şimdi deli oldu. Karalamaya başladılar, taşlamaya başladılar, suçlamaya başladılar, kabul etmemeye başladılar, boykota başladılar, onlar da boykot ediyor. Deli dedi, bu adam deli oldu dedi, Muhammed. Emniyet sıfatından cinnet sıfatına düşün ya. İşte aziz müminler, mümin olarak evvela kafalarımızda ve kalplerimizde ehli küfrün oturtmaya çalıştığı fikirleri, duyguları ve düşünceleri murakabe edeceğiz. Evvela operasyon dedikleri kurcalamayı, ayıklamayı, temizlemeyi kafamızda ve kalbimizde yapacağız. Evvela bu noktadan çocuklarımıza, nesillerimize bak. Nitekim biliyorsunuz Müslümanların itikadına göre dünyaya gelen bir yavrunun sağ kulağına daha onun ismi konmadan bir şey okunuyor. Nedir o? Ezan-ı Muhammedi. Sağ kulağına geliyorsun, aslında o çocuk henüz bir et parçası. Şuura malik değil, akla malik değil, henüz yeni doğmuş et parçası. Anlamıyor gibi, bilmiyor, hiçbir şeyden haberi yok. Olsa dahi talim açısından, terbiye açısından, manevi bir enerji açısından o yavrunun kulağına yanında babası, anası, dedesi, akrabası bulunduğu halde o yavrunun kulağına Allahu Ekber, Allah'tan büyük kudret yok, hiçbir süper güç yok, güçlerin sahibi Allah'tır diyorsun. Ve o yavruyu şartlandırmaya çalışıyorsun. Hakkın ifadesiyle, tevhidin ifadesiyle, tekbirin ifadesiyle, ilahi manada, beşeri manada değil. Bir kere
beşeriyetin Allah'ın gücünü aşması mümkün değil. Allah'ı tanıyanlar böyle tanıyacak. Ve huve ala kulli şeyin kadir demiyor musun? Mesele bitmiştir. Mesele bitmiştir. Düşünün mesela, kendisini süper güç kabul eden insanlar tarihte gelmiş geçmiş. Bunlardan birisi de hepiniz biliyorsunuz, Mekke-i Mükerreme'de Allah'ın evi, Kâbetullah, Beytullah dediğimiz binayı yıkmak için bir komutan geldi. Ordusuyla beraber Mekke'ye bir komutan geldi. Bu gelen adamın komutan adı neydi? Ebrehe. Tarih yazıyor. 14 asır evvel ile bugünkü asır, gelecek asırlar mana bakımından hiçbir fark yok. Şekil değişiyor, mana değişmiyor. Sana şehrinde bir mabet yaptırmıştı. İnsanların alakasını, rağbetini kendi yaptırdığı mabede, tapınağa çekmek için Kabe'yi gideyim de yıkayım diye kafasına koydu. O günün süper güçleri, hayvanlar içinde en kudretlisini, en güçlüsünü, en ağırını, en dehşetlisini seçti. Bu hayvan neydi? Fil dediğimiz hayvan. Fil. Fillerden bir filo tescil etmiş. Filo, filo. Fil kelimesiyle çok da benziyor yani. Filo. Fillerden bir tertip yaptı. Filo hazırladı. Ve beraberinde Mekke'ye getirdi. Şimdi Kabe'yi yıkacak. Kafasını böyle çatlandırmış Ebrehe. Askerlerini böyle çatlandırmış Ebrehe. İnsanları böyle eğitmişler, öğretmişler o zaman. Çatlanmış. Geldi, hadiseyi uzun anlatmayın biliyorsunuz. Kabe'ye yaklaştılar ve bu süper gücün sahibi olduğuna inanan ve fil denen hayvanları, insanların ödleri patlasın, Araplar filleri pek tanımaz, Afrika hayvanları bunlar. Korkar korkmaz, psikolojik olarak yıkılsınlar, çekilsinler, Kabe'yi daha rahat yıkayın diye. Filleri ileriye sürünce, filler belli bir mesafeden sonra vallahi bir adım ileriye gitmediler. Kabe'ye yaklaşmadılar. Mümkün değil, gitmiyorlar. Hiçbir şekilde gitmiyorlar. Durdular, durakladılar, tutuklandılar, kaldılar. Takılıp kaldılar. Bunun üzerine askerlere emretti, siz yürüyün. Bunlar kaldı, siz yürüyün. Askerler yürüdü ve Kabe'yi yıkmak üzere içeriye girecekler. Derhal وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلٍ Allah Celle Celaluhu onların üzerine ebabil adında kuşlar gönderdi. Ayetten sabit. Hadi inanma bakayım buna. وَاَرْسَلَ اَرْسَلَ يُرْسِلُ اِرْسَالٍ göndermek demek. عَلَيْهِمْ üzerlerine yukarıdan geliyor çünkü. طَيْرًا طَيْر Arapça kuş, tayyare buradan geliyor. Ebabil demek bölük bölük, katar katar, fev fev, böyle sıralı halde. Ne yapıyordu bunlar? Termihim bi hicaretin min siccil. Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere gönderdiği askerlerin tepesine gagalarından birer taş atıyorlar, taş. Nohuttan küçük, mercimekten büyük büyük taplar. Ve müfessirler diyorlar ki vallahi gagalarından attıkları kızgın, ateşte kızarmış olan şeylere ne diyorlar? Akkor haline gelmiş, kızgın bir hal almış olan o taşların üzerinde hangi askerin tepesine düşecekse o askerin ismi yazılı olarak geliyordu diyor. Ve huve alâ külli şeyin kadir. Süper güç kimmiş göreyim. Tıpkı şahsa gelen mektup gibi adrese geliyor. Tek tek. Müslümanlar Allah'a şartlanmalıdır. Biz Allah'ın kullarıyız. Günde 40 rekat namaz kılıyoruz. Her rekatta Fatiha suresini okuyoruz. Fatiha suresinde de İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in demiyor musunuz? Bak şartlanmışız. Biz Allah'a şartlanmışız. Biz Hazreti Muhammed'e şartlanmışız. Hiçbir kimseye değil.
hiçbir kişiye değil, hiçbir mesele değil, hiçbir nizama değil, biz İslam'ın nizamına katlanmışız. Kafanızı ıslah edin, beyninizi ıslah edin, kalbinizi ıslah edin. Ya eyyühellezine amenu, aminu, ey müminler iman edin. Ceddidû imaneküm, imanınızı yenileyin, takdih edin, tertip edin. Günde 40 sefer. Kendiler ve 70 yaşında bulunan bir Müslüman eğer erginlik çağına girdikten sonra namaza başlamışsa kıldığı namazların neticesinde 27 bin bilmem kaç defa Allahu Ekber tekbir alıyor, tekbir alıyor, tekbir, tekbir, tekrar ede ede, tekrar kendisini tekbire ve tevhide şartlandırıyor. Şartlandırmış olması lazım. Ve artık bir şey kabul etmemesi lazım. İlahi kudret. Bütün bunlar birer mesele. İslami terbiyenin, İslami yetişmenin, İslami olmanın temelleri Kur'an'la, hadislerle, içtihatlarla, bütün yönleriyle anlatılmış ve izah edilmiş. Hocam biraz öne alalım. Cemaat-i Müslümin arkada kaldı. Ön tarafa biraz yürüyebilir miyiz kardeşlerim? Allah razı olsun, biraz ön tarafa yürüyelim. Gerekirse kalkalım şöyle, saf düzeni yapalım. Evet, demek ki evvela kafalarda, gönüllerde terör başlıyor. Yeryüzünde ilk terörist, yeryüzünde ilk terör, ilk fesat, ilk anarşi, Hazreti Adem'e secde ediniz hükmüne karşı gelen Allah'ın varlığını tanıdığı halde, Allah'ın yaratıcı olduğunu kabullendiği halde, Allah'ın koyduğu bir hükmü kabul etmemek sebebiyle ilk terör iblis tarafından yapıldı, neticesi ebediyen lanete uğradı. Bu nükte çok önemli. Demek ki bir kimse Allah'ı tanısa, Allah vardır dese, Allah birdir dese, Allah bizi yaratmıştır dese, bu sözler Müslüman olmaya yetiyor mu, yetmiyor mu? Vallahi yetmiyor. Allah'ın koyduğu kanunları, hükümleri kabullenmesi ve yaşaması lazım. İşte burayı anlatamıyorum ben kimseye, Türkiye'de. O Allah'a inanıyor, ya diyor, o da Müslüman diyor. Ebu Cehil de Allah'a inanıyordu. Ebu Cehil, yemin ediyorum Allah'a inanıyordu. Kur'an-ı Kerim buna haber veriyor. Ebu Cehil'in kafir olmasının sebebi Allah'ı inkar etmesi değildi Müslümanlar, rica ediyorum size. Anlayın şimdi değil. Çok mühim. Fikri fesadın temeli var Türkiye'de bu. Alemi İslam fikren fesada gitmiş sebebi bu. Allah var, Allah bir, Allah yaratıcı, tamam ben de Müslümanım. Hayır, hayır, Müslüman değilsin. Ebu Cehil de Allah'a inanıyordu. İşte ayeti kerimeyi okuyayım. وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Ebu Cehil ve adamlarına sorsaydın ki, gökleri kim yarattı ey Ebu Cehil, yeryüzünü kim yarattı, ayı güneşi kim tesir etti diye sorsaydın Ebu Cehil ve adamları cevabında لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Allah yarattı diyeceklerdi. Bakın Allah'ı tanıyorlar ama Allah'ın koyduğu nizama uymadılar. Allah'ın koyduğu hükümleri tanımadılar. İlahi ölçülere uymadılar. Allah'ın kanunlarını tanımadılar. Onun için kafir oldular. Kadınlar üzerinde
Allah'ın koyduğu tesettür tasarrufuna inanmadılar. Başörtüsünü kabul etmediler. Tepeden tırnağa örtünmeyi kabul etmediler. İftinin haram olduğunu kabul etmediler. Faizin haram olduğunu kabul etmediler. Bundan dolayı kafir oldular. Niye anlamıyorsunuz? Evvela kafada başlar, gönülde başlar. Allah'ın halik olduğunu, yaratıcı olduğunu kabul ettin mi? Yarattıklarının üzerinde kanun koyma, hüküm koyma hakkını da kabul etmek zorundasın. Allah olsun ama bizim dünyamıza karışmasın. Allah kadınları yarattın ama başına, bacağına karışmasın. Dedin mi? Vallahi kafir olursun. Bakın, hadisabın. Bu nokta anlaşılmadan La ilahe illallah anlaşılmaz. Bu nokta anlaşılmadan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resuluh vallahi anlaşılmaz, yeminle söylüyorum. Bu nokta anlaşılmadan anlaşılmaz. Tevhid anlaşılmaz. Efendiler, bizi yeryüzündeki sapıklar, ehli küfür, alemi İslam'ı bu noktadan fesada götürmüşler fikren. Önce okullarda eğitim sistemiyle, öğretim sistemiyle, yazdıkları romanlarla, yazdıkları şiirlerle, yazılarla, manzumelerle. Düşünün, bundan tam 150 sene evvelden size bir haber vereyim. 150 sene evvel. Osmanlı paşalarından, Osmanlı paşalarının biliyorsunuz son 150 yılın içinde gelenlerin hepsi Batı hastalığına, Avrupa hastalığına yakalanmışlardı. Avrupa hissiyatına, Avrupa heyecanına, Avrupalı olmak, Batılılaşmak, Avrupalılaşmak. Şimdi bunun adını çağdaşlaşmak koymuşlar, çağdaşlaşmak. Bir kadın, Allah bunu haram etmiş, ben hiçbir yabancı erkeklerle tokalaşmam derse, bir kadın elini kimseye vermez tokalaşmaksa, bu kadın çağ dışı oluyor, önüne gelen erkeklerle öpüşür, tokalaşırsa bu kadın çağdaş kadın oluyor. Bakın, kafayı buna katlandı, görün, putperest gibi. Kafayı buna bağlamışım. Böyle olmanın lüzumuna inandırılmış. Onun kafası parsellenmiş, müstenneke haline gelmiş. Sömürge, onun beyni sömürge, sömürülmüş. İslam'ın dışında bak. Zihnen o noktaya ulaştıktan sonra kişi kurtaramazsın. Islah edemezsiniz. Dolayısıyla tevhidin vahdet dediğimiz, kul huvallahu ahad dediğimiz manayı bu noktadan ele almak, yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini, Allah'ın halikiyetini, Allah'ın rezzakiyetini düşünün. Savaş çıkacak diye vallahi marketlerde, dükkanlarda, bakkallarda neredeyse un, şeker, yağ kalmayacak hale geldi geçen gün. Ben gördüm. Gıda pazarına ibret almak için gittim. İnsanlar birbirini yiyor. Ben de evine bir torba un alayım diye Allah'ın rezzak sıfatını unutmuşçasına. Bin kere la ilahe illallah de ne mana ifade eder ki? Hayatın meydanda, yaşayışın meydanda, ahvalin meydanda. Demek ki alemi İslam'ı fesada. 150 sene evvel bakın Ziya Paşa, Batı hayranı, Batı taklitçisi olduğu halde bir gerçeği ifade ediyor. 150 sene evvel hesapladım. Okulda okurken bize edebiyat dersinde bunları, bu şiirleri manzum tercih edip okuturlardı. Aynen şöyle söylüyor. İslam imiş devlete pabendi terakki evvel yok idi ismi rivayet yeni çıktı. Ziya Paşa meşhur. Neymiş ne diyor? İslam imiş devlete pabendi terakki. Devletin diyor ilerlemesine, terakki etmesine, yükselmesine engel olan İslam diniymiş. Dinle devlet ayrılması lazım ki devlet kalkınsın. Fikri o zaman başlamış.
150 seneye başlamış vallahi. İslam imiş devlete pabendi terakki. Terakki demek tam ilerlemek. Devletin ilerlemesine ayak bağı, köstek olan, engel olan İslam'mış. İslam'ı kaldırırsak devlet ilerlermiş. 150 sene evvel, Cumhuriyet'ten çok evvel başlamış bu. Görüyor musunuz efendiler? Evvela zihnen bizi fesada götürmüşler. Yazarlarımızı, çizerlerimizi, okumuşlarımızı evvela bu noktadan fesada sürüklemişler. Arkasından her türlü şey yapmışlar. Zihin, fikir, akıl, gönül, kalp buradan başlamışlar. Onun için bu noktaya temas ettim. Allah nasip edersin. Bu konuyu biraz daha işleyeceğim inşallah. Tevhid konusunu. Allah-u Teala cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i şu içinde bulunduğumuz korkunç hallerden ve hadiselerden